Herkese merhabalar. Yazılı haftaları geldi. Artık yeni sınıfımızda, dokun sınıfta, lisede acaba yazıları nasıl halledebiliriz? Bir anda matematikler geometrilere dönüştü. Fen bilimleri, fizik, kimya, biyolojiye dönüştü. Ama bizler Tonguş olarak yanınızdayız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yapmanız gerekenleri taktikleri sizlere mükemmel bir şekilde vereceğiz. Zaten birinci dönem birinci yazılı kampımızda hazır kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, edebiyat, fizik, tarih her birinde sizler için mükemmel yazılı senaryoları, mükemmel yazılı provaları hazırladık. Onları da izlediğinizde mükemmel sonuçları inşallah alacaksınız arkadaşlar. Bu sene müfredat da değiştiği için gerçekten hani böyle hem soru bankalarında hem okulda kitaplarınızda Böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Bizler hem videolarımızda hem de konu anlatım kitaplarımızda her şeyi sizler için mükemmel bir şekilde yeniledik. Güncel bir şekilde anlatıyoruz. Sizler dikkatli bir şekilde şimdi vereceğim takdiri dinlerseniz yazılarınızdan da inşallah en güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Birincisi ve en önemlisi konuları listelememiz gerekiyor. Konuları listelemekten kastımız nedir? Arkadaşlar zaten Milliyetin Bakanlığı bizlere senaryoları tek tek bütün sınıflarda, bütün derslerde verdi. Yani edebiyatta, coğrafyada, tarihte, matematikte her birinde soruların nasıl gelebileceğine dair bizlere bilgiler verdi. Mesela demiş ki 9. sınıf coğrafyada coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme demiş. Bu kazanım. Ama bunun haricinde, bunun haricinde bizlere aynı zamanda gelebilecek örnek soru senaryoları da verdi. Dolayısıyla sizler bu soru senaryolarına bakarak, bu sorulara bakarak harika bir şekilde çalışmış olacaksınız. Hocam biz nereden bulalım, nasıl çalışalım dediğiniz duyar gibiyim. Zaten bizler de yazılı kampımızdaki videolarda bütün derslerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bu konu listelerine öğrenme çıktılarına senaryoları hareket ettik. O yüzden endişelenmenize gerek yok. İkincisi ve en önemlisi Ortamı düzenlemek olacak. Bununla alakalı da birazdan takdir vereceğim. Şu anda ortam dediğimiz şey esasında maalesef telefon. Yani tabii ki çalışma ortamımızı da düzenleyeceğiz ama bilhassa telefonumuzda bizi oyalayan şeyleri bu yazılı haftasında silmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de plan uygulamak. Planımız çok net, çok düzenli olacak. Bununla alakalı sanki yazılıda kopya çekecekmiş gibi küçük küçük kağıtlar hazırlamak veya da buna benzer yazı notlarımızdan düzenli bir şekilde farklı mekanlarda tekrar etmek de bizim zihnimizde bilgilerin kalmasını sağlayacak ve Ardından da çok güzel başarılara ulaşacağız. Gelin isterseniz bunların ne olduğunu güzel güzel izah edeyim. Ardından da süper bir şekilde başarıya ulaşalım. Birincisi konuları listelemek. Arkadaşlar okulda hocalarınızın deftere yazdırdığı şeyler çok çok değerli. Zaten hocalar buraya dikkat edin burası önemli edebiyatçı bunu soracak diyor ve bunların hepsini sizlere söylüyor. Hocalarımız da bizler de videolarımızda veya yazı notlarımızda kitaplarda her zaman hareket ettiğimiz tek bir yer var. O da Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımları. Dolayısıyla siz Kazanımları ezberlemeniz imkansız. Hocanın vurguladığı yerleri de ezberlemek için tek tek hocam kaçırdığınız yerler olabilir, defterde yazmadığınız yerler olabilir. O zaman ne olacak? Soruları zaten hocalar da hem vurguladıkları yerlerde hem de anlattıkları yerlerde kazanımlardan gittiği için sizin kazanımları bilmeniz lazım. Bunlar için de sizlere yapmanız gereken taktiği söylüyorum. Birincisi sınıftaki çalışkan bir arkadaşınızdan, iyi bir arkadaşınızdan def de ders defteri isteyebilirsiniz. Tamam bu olur. Ama onun haricinde zaten bizler bu yazılı notlarımıza her bir şeyi sizler için tek tek yazdık kazanımları. Yani bu budur, bu budur, bu budur diye tek tek bilgileri dizdik. Dolayısıyla bu bilgileri buradan tekrar ettiğinizde ve hocanın vurguladıklarıyla eşleştirdiğinizde mükemmel bir şekilde konuları listelemiş ve sınava hazırlanmış olacaksınız. İkincisi ortamı düzenlemek. Şimdi konular listelendi. yazın notları yanınızda. Tamam her şey güzel. Ama dağınık bir ortamda çalıştığınızda ister istemez bilgiler de zihninizden dağılıp gider. Bu ortamla alakalı en başta söylediğim şey telefon çok çok önemli. Bu haftalarda yazılı haftasında emin olun diyelim ki işte örnek veriyorum çarşamba günü matematik yazınız var. Yani işte bir çarşambadan önce salıya bakarım falan böyle son güne bırakmayın arkadaşlar. Mutlaka önce size düzenli bir şekilde çalışın. Yazılıdan bir gün önce değil de birkaç gün önce çalışmak için de sizi oyalayan bu tarz telefonlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü Instagram'dır işte oyunlardır Fortnite'dır şudur budur bir anda bir bakıyorsun aa yazılı gecesi gelmiş. Hayda ben cuma günü oturmuşum matematik yazısı çalışmak için. Nasıl oldu diyorsunuz. O yüzden bu haftalarda oyunları, bilgisayarları kaldırmanız sizin için çok çok faydalı olur. Telefon ekranı aynı şekilde. Fiziksel hazırlık da çok önemli. Aç bir şekilde masaya oturmak ya da çok ağır bir yemekten sonra masaya oturmak da ister istemez sizin sınavda başarılı olmanızı engeller arkadaşlar. Üçüncüsü ve en önemli kısma geldik. Planı uygulamak. Şimdi bizler zaten sizler için mükemmel bir şekilde Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı senaryolara uygun süper bir yazılı kamp hazırladık. Burada hem konuları anlatıyoruz hem de sorular çözüyoruz. Dolayısıyla bu kamptaki videoları mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin ve videoları durdurup Oradaki soruları siz çözmeye çalışın. İkincisi yazı notları. Bütün bu kampta öğrettiğimiz bilgileri ve kazanımları yazı notlarımıza tek tek sizler için tek tek yazdık. Buradan da mutlaka altını çizerek yanınıza gezdirerek çalışın. Burada edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile alakalı hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için bütün notlar var. Bunlar çok değerli. Sakın sakın bunu da kaçırmayın. Üçüncüsü ve en sonuncusu artık bu cila oluyor. O da yazılı denemeler arkadaşlar. Burada her bir dersle alakalı sizlere Birinci yazılı için ikinci yazılı için birden fazla senaryolar hazırladık. Siz sanki yazılıya girmiş gibi burada çözüyorsunuz. Bunu çözebiliyor musun? Oh ne ala. Bunu çözebiliyor musun? Oh ne ala. Çözemiyorsan bu durumda karakodu okutarak çözümlerini izle. Veyahut da cevap anahtarından direkt cevapları yaz. Aynen yaz. Bu soru çıkacakmış gibi yaz. Çünkü biz bu soruları zaten milletim Bakanlığı'nın senaryolarına göre hazırladık. O yüzden siz buna benzer bir soru gelirse milletimin sorusu geldiği için. Aa benzer soru çözümler rahatlıkla sınavda en güzel notlar alırsınız. Hepinize şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Yazılı sonrasında mutlaka hocalarınıza hocam bu soru nasıl olur diye sorular sormanıza size kanaat notu kazandıracaktır. Yani yazılı bitti hocam hadi görüşürüz demeyin. Mutlaka mutlaka sorularla alakalı görüşlerini, önerilerini hocalarınızın almaya çalışın. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yazılı kamp sonrası ve çalışmalarınıza bu dönemi de çok rahat atacaksınız. Hadi bakalım.